Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına bir bakalım. Ee, diyor ki ben şu anda İstanbul Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmaktır. Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum. Hedefim İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır. Daha ötesi yok. Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır. Değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani İstanbul'da başarılı olursam. Yani birilerinin dediği gibi İstanbul alan Türkiye'yi alır tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olurum. Hedefim başarılı belediye başkanı olmak ötesi yok. diyor. Burada ben varım var. Nasıl var ya? Ben ben gayet net ben yokum. Ben İstanbul'a odaklandım. İstanbul'la ilgiliyim. Ama iki cümlede de Niye ben öyle şu anlıyorum? Ya şöyle. Öyle de anlaşılabilir elbette. Ama şu iki cümleden çıkarabiliriz bunu. Diyor ki İstanbul'a iyi hizmet verip milletin gönlünü kazanıp Türkiye'ye de diyor aynı sevgiyi Türkiye'den Hayır, ben almak o, diyor. Onu şöyle anlıyorum Hı. ben. Diyor ki ben diyor İstanbul'da başarılı olursam diyor. Hı. Dolayısıyla yeniden diyor İstanbul'u belediye başkanı seçilirim. Ee, ben diyor İstanbul'da başarılı olursam bunun seçime etkisi olur diyor. Seçimde kim aday olursa olsun o bu kazanır tamam, diyor. Bu tamam. Değişimi sağlarız diyor. Öyle evet, değil mi ya ben öyle işte anlıyorum o anlamıyorum yani. Ama o değişim dediği herhalde İstanbul'da iki defa seçim kazanan ve başarılı olmuş bir belediye başkanı da ya gel başka bir şeyleri de başar derler yani bu çok. Abi peki anlattı. bir şey sorabilir miyim? Başkaları için. Ekrem İmamoğlu ne deseydi siz ha tamam. Bu şahsın cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir hedef yok diyecektiniz. Ne deseydi? Evet. Ne de, ne demiş olsaydı? Şimdi de, benim diyor ki hedefim en başarılı belediye başkanı <laughs> olmak, başka hedefim yok, ötesi yok. Mesela böyle deyip değil de nasıl ders demiş Peki. olsaydı. Ha İmamoğlu aday olmayacak sonucunu çıkartırdı. Ben buradan şunu okuyorum. Sonra söylediğinize zor bir soru olduğu için bunu söyleyerek cevap vereyim. Şimdi burada çok nazikçe şu var ama çok nazikçe. Hakikaten saygılı bir dille. Ben genel başkanın ve partinin çizdiği e, strateji doğrultusunda hareket ederim. Kimseyle harbe girmem. Partimin gerekleri ve gereçleri doğrultusunda hareket ederim. Ama birileri de ya sen bunu başardın gel başka bir işleri de başar derlerse de ona da varım var burada. Bu ikinci, çok nazikçe var. Ona da varımı nereden çıkartıyorsunuz? Yani o kelimelerden ben onu hissediyorum açıkçası. Peki ne demiş olsaydı eğer? Ama bu çok normal Hakan Bey yani. Peki. Bence tabii. Şimdi şöyle düşünün. Tayyip Erdoğan İstanbul'u kazandı. Sayın Erdoğan İstanbul'u kazandı. Mesela Onur diyor ki hiçbir koşulda aday değilim demiş olsaydı diyor. Evet. Tartışma yapılacak bir durum olmayabilirdi diyor. E, o, o, Tamam onu doğru söylüyor. Fena değil. Onur e, doğru söylüyor. Bu laf çok doğru. Böyle bir laf çıksaydı hiçbir koşulda hiçbir şekilde gibi hiçbir kelime. Ama hiçbir siyasetçi de bunu söylemez. İşte yani. tamam ben de onu diyorum. Evet. Burada parti teamüllerini aşmadan, çiğnemeden çok saygılı bir dille ben gidişatı bozmam, Kılıçdaroğlu'yla da harbe girmem ama birileri de beni... Bazı görevlere çağırırsa bundan da kaçacak değilim var. Size bir Benim şey soracağım. Bu... Benim çok dikkatimi çekti. Böyle çok kısa aralıklarla birbiri ardına iki isim böyle açıklamalar yaptı. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri de Mansur Yavaş. Evet. O da işte ben adaylığı düşünmüyorum falan dedi. Bunlara böyle bir açıklama yaptırılıyor mu acaba? Hani. Bir kendilerini böyle açıklama yapma noktasında baskı altında mı hissediyorlar? Yok, kendileri yapıyorlar. Eminim. Yok, bence yaptırılıyor. Yani bence ben hakikaten bu işe yaptım. girmek istemiyorum da bakın İstanbul'da siz CHP üzerinde iki tane ilçede seçim oldu mesela. İkisinde de Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan Toprak ittifak yaptılar. Erdoğan Toprak Kemal Bey'e en yakın olan isimlerden birisi Kime, yani burada bir de bir parti içi yarış da söz konusu. Yani bir taraftan da bu işliyor. Peki yaptırılıyorsa amaç ne? Ya amaç şu, bakın burada Kemal Bey kontrolün çatı aday meselesinde kontrolün e, kendisinden çıktığını gördü ve frene bastı. Yani belediye başkanlarını hatırlayın iki üç tane açıklaması var. Tamam. Ya. Başkanların halka evet. verdiği sözler var, Freni onları yerine Kemal getirecekler. Bey, doğru. Frene bastı. Evet. Bu peki bu açıklamalar o frenin gerektirdiği açık. Bence bu, öyle. Bu şu da olabilir. Ama yani Kemal Bey kendileri açıklıyor bence. Yok ben kendini. şimdi bu açıklamayı kim yaptırtıyor? Yani ona da biraz bakmak lazım. Kim yaptırtıyor? Yani işte kimle ittifak yapıyorlarsa İstanbul'da bence o yaptırtıyor. Yok. Yani burada bir taraftan da. Kimle yapıyorlar? Ya parti içi dengeler de söz konusu burada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok özele girmeden. Ee, burada İmamoğlu'na şu mesaj. Biz bilmediğimiz sadece, için anlayamıyoruz. Ya şu an bizi de. izleyen CHP'ler anlıyor aslında. Peki. <laughs> Herkes Sadece o Erdoğan yeter. toprağı mı kastediyor? E tabi Erdoğan Toprak'la İmamoğlu birlikte hareket ediyor şu an Peki İstanbul'da. Peki Erdoğan Toprak niye yaptırsın ki böyle bir açıklama? Sen böyle bir açıklama yap da... E Erdoğan Toprak hakkında bir adam değil. Delege yani. üzerinde... Başarılı bir içerir. adamla işbirliği yani Şimdi bakın herhalde. şöyle bir yapı var. Bir Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kağıt Salıcı ekibi var. Bunlar ta belediye başkan adaylarının destek belirlenmesinde de... de bütün Bütün mücadeleler olabilir parti için. Haklı olabilirsiniz. Sorum şu bu açıklamayla ne elde edecekler? Yani Erdoğan Toprak ya Ekremciğim sen böyle bir açıklama yap. İyi abi ben yapayım. E sonuç yani şimdi, ne elde ediyorlar? Hani hala, Parti için mücadelede. Şimdi hani hala medyada bazı arkadaşlar İstanbul seçim zaferini kutluyorlar ya üstünden iki buçuk yıl geçti. Siyasetçiler uyanık insanlar, zeki insanlar. Yeni bir seçim geliyor Ahmet Bey. iki buçuk sene sonra seçim var. Bunun aday belirleme süreci, işte delege Hatta seçimleri, ki. il seçimleri, kongreler. Bugünden İstanbul özelinde parti içi iktidarı ele geçirmek için ekipler yarışı Peki, söz konusu. Peki Ekrem İmamoğlu bu olmayacak. açıklamayı yaparak olmayacak nasıl bir de. etkinlik kazanmış oluyor parti içinde? Şöyle bir etkinlik kazanmış oluyor. E, Kendisini aday gösterecek olan kim CHP'nin adayı olarak? Kılıçdaroğlu Genel Merkez ve Kılıçdaroğlu değil mi? E siz bugün Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket eder bir görüntü sergilerseniz İstanbul'da en azından eldeki kuş olan İstanbul'u e, tutarsınız. Ben buna peki. başka bir açıklama. Yani bakın burada da ufak analizler dair. yapmaya gerek yok. Yani şey çok çok iyi anladım. Parti içi iktidar yarışı da söz konusu. İmamoğlu da burada belli bir pardon, saf. Abi, ben de Öyle bir olmaz. şey sorayım. Şunu mu kastediyorsunuz Can Bey pardon? Yani Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan toprak birlikte bir politika üretiyorlar. İstanbul ilinde de Siyasi değişimler olacak mı demek istiyorsunuz? Canan Kaftancıoğlu, <laughs> alternatif Yok yok geleceğe olarak. yönelik yani... yani. Onu soruyorum. Tamam mevzu anlaşıldı. Parti için Bular hamleler de var. Yani, ee, öyle Can Bir kere Heh. bence Ekrem İmamoğlu'nda Sayın Ekrem İmamoğlu'nda Sayın Mansur Yavaş'ın bu açıklama yapma sebebi şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı %95 ihtimalle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bilmediğimiz şey ama şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına mı adayı olacaktır? İttifakın ortak adayı mı olacaktır? Program başında müzakere devam ediyor dedik ki olay bu. Bunu CHP içerisindeki İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun herkes görüyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday. Hakan Bey'in dediği şimdi %95 dedim ya. O %5 ihtimali içerir sayın Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklama. Ekrem İmamoğlu da diyor ki görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaya karar verdi. Bu partinin de genel başkanıdır. Hakkıdır aday olmak. Ama %5 ihtimalle olur da olmazsa top önüme gelirse ben buna vurur vururum diyor. Bu açıklama da bu açıklama onu onu söylüyor. Çünkü hem Ankara'da tamam, 95 kapıyı, konusunda katılıyorum bu arada. Kapıyı tam kapatmıyor yani e öyle tabii mi? Tabii çünkü yok, yani yok, hiçbir yok. şey kesin değil. Değil mi? Ama İstanbul'dan Hatta da baksanız İzmir'den şimdi de baksanız ben tecrübeyle ilgili anlatayım, bitirsin canım. Bakın bir, bir müsabaketi sonra. Tabii tabii ondan sonra anlatayım ben. Yani İzmir'den de bakınca İstanbul'dan da bakınca Ankara'dan da bakınca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %95 aday. Ama popülaritesi olan halk yani demokratik meşruiyeti olan her aktörde Sayın Ekrem İmamoğlu gibi o %5'e bakarak şunu diyor. Ya diyor bir şey olur da top önüme gelirse ben buna vurabilecek konumda olayım diyor. Onu, Onu diyor, yavaş şey yapayım ki. Ben Mansur Yavaş için de aynısının geçerli olduğunu düşünüyorum. Bunu, yani bunu bakın şöyle eğer öyle, eğer, Can e eğer bir küçük katkı olsun çok özür diliyorum. Adayı ya Kılıçdaroğlu belirleyecek ya da kendisi aday olacak. Yani bugünkü nokta o. E, gayet de zaten Mansur Yavaş'ın öyle. Mansur Yavaş, zaten öyle. Yani, Mansur Yavaş zaten ne dedi bugün? İttifakın e, da başka olmaz. bileşenleri var. Ama bakın, İYİ parti cephesi var. Bakın ne diyorum? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur zaten. Bilme bu bildiğimiz bir şey bence. %95 ihtimalle. Bilmediğimiz şey partisinin tek başına mı adayı olacaktır? Yoksa muhalefetin ortak adayı mı olacaktır? Henüz onu bilmiyoruz. Zaten olabilir. Ama süre ben, gelen müzakere de zaten yok. bu. Ben Peki, bu dediğiniz ittifak öyle. İttifakın Arkadaşlar. çatı adayı noktasında söylüyorum. Aday ya Kılıçdaroğlu olacaktır ya da onun belirlediği bir isim olacaktır. Zaten bugünkü tartışmanın... Ama çatı adayı olacağını varsayıyorsunuz. E, tabi. Geçen hafta aynı şeyi söyledim ya. Ben okuyorum. Yani. Yani. Be bu arada Can bu Bey'in söylediği diyorum. şey çok önemli. Yani <laughs> diyor ki... Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı %95 ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'dur. E, %5'lik bir pay var. E, bu pay nedeniyle de hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş hala kapıyı aralık tutmaktadır. E, tabii bu da siyasetçi için son derece normaldir. Yani e, yakın, orta, uzak bütün siyasi hayatımıza bütün dünyaya bakın. Siyasetçiler için bu kadar kesin konuşmak akıl kârı bir iş değildir. Doğru masum, bir strateji değil. değildir. Masum Bey'e soracağım ama önce şimdi